Merhaba, ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hemen ufak bir duyuruyla başlayayım. Foton serimize katılmak için bu hafta çarşamba gece yarısına kadar fotoğraflarınızı göndermeniz lazım. Konusu ve süreçle ilgili zaten linki aşağı bırakıyorum. İzlemediyseniz göz atabilirsiniz. Hemen haberlerimize devam edelim. İlk haberimiz Sony'den geliyor. Sony'nin yeni bir makinesi görücüye çıktı, gözüktü. Hatta ön siparişi açılmış. Ama bu çoğu kişiye hitap eden bir makine değil. Drone veya benzeri hareket sistemleriyle birlikte kullanılmak için geliştirilmiş kompakt yapıda bir A7R5. Onunla aynı sensörü kullanıyor, aynı imaj kalitesine sahip ama elde tutmak için değil, olabildiğince küçük bir şekilde birçok yere konabilmek için tasarlanmış bir makine. Özellikle drone fotoğrafçılığı, drone video prodüksiyonları için bunu çok üst seviyede yapanlar açısından güzel bir alet olmuş. Onun dışında geçen hafta iki tane lens duyurusu oldu. Bunlardan bir tanesi Nikon'dandı. Nikon 600 mm f6.3 VR yani görüntü sabitleme özellikli lensini duyurdu. 600 mm bir lens ama 1.4 kilo yani bu boyutta bir lens için, full frame uyumlu bu boyutta bir lens için nispeten ağırlığı makul denebilir. Tabi bu noktada f6.3'ü biraz kısık bulabilirsiniz ama bu boydaki lensler açısından gayet kabul edilebilir bence. Çünkü onu biraz f4 falan yaptığınızda lensin boyutu ağırlığı kat kat artıyor. Hani bunu biraz tatlı bir orta noktada bulunmuş gibi. Geçen hafta aynı gün bir de Canon'dan lens duyurusu geldi. Bu lenste Canon RF bayonet 10-20 mm f4. Bu da yine görüntü sabitleme özelliğine sahip, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Bu bence iyi olmuş çünkü DSLR tarafında Canon'un bu zoom, geniş açı zoom lensleri çok birbirine benziyordu. Hepsi 16-35, 16-40, 17-40 falandı. Burada en azından biraz daha farklı alternatifler çıktı ki 10-20 de geniş açı açısından güzel bir aralık bence. Neredeyse fisheye kısmına, balık gözü lensleri kategorisine girecek kadar geniş bir görüş açısına sahip. O açıdan bence kullanıcılarını memnun edecektir ama tabii ki L serisi bir lens mutlaka pahalı olacaktır. Onun dışında Canon'dan bir söylenti haberimiz var. Nedir bu söylenti? Canon R1 söylentisi. Yani Canon'un en üst seviye yeni aynasız makinesi. Canon R3'ü çıkarttığında zaten bunun en üst seviye makineleri olmadığını vurgulamıştı. İleride bunun daha üst düzeyde bir makine geleceğini belirtmişti. Ve bu R1 muhtemelen adının R1 olacağını varsayıyoruz. Muhtemelen bu makine olacak. Ki zamanlaması da aslında çok öngörülebilir bir zamanlama bence. Çünkü Canon önceden 1D serilerini hep olimpiyatların olduğu senenin başında çıkarıyordu. Ki 2024'te yaz olimpiyatları var. Dolayısıyla muhtemelen çok üst seviye bir body Canon'dan gelmesi gerekiyor. Bu noktada benim tahminim muhtemelen Şubat ayı gibi duyurusunu yaparlar ve ondan sonra da olimpiyatlara kadar spor fotoğrafçılarına bunu yaymaya çalışacaklardır. Son haberimizde bir ürün geliştirme, daha doğrusu ürün fonlama haberi ama çok güzel bir haber. Çok enteresan bir ürün bence. Nikon'larla uyumlu bir ürün bu şu anda. Belki talebe göre ileride değişecektir ama ürün şu. Nikon SLR makineniz yani filmli makinenizin arkasını açıyorsunuz. Filmi taktığınız yere, filmin geçtiği yere bu aparatı koyuyorsunuz ve nedir bu aparat? Bir sensör, dijital sensör. Micro Four Thirds boyutuna sahip 20 megapiksellik bir sensör. Bunun makinenize gelmesiyle doğal olarak dijital fotoğraflar ve dijital videoları bunlarla birlikte çekebiliyorsunuz. Eski filmli makinenizin gövdesini kullanarak. Böyle bakınca çok eğlenceli bir ürün gibi duruyor ama düşündüğüm zaman kendi bir filmli makinem olsa onu dijitale çevirmeye çalışmazdım muhtemelen. Yani onu filmli olduğu için almışımdır, o amaçla kullanıyorumdur, o süreci yaşamak için kullanıyorumdur. Onu dijitale çevirmenin çok mantık çerçevesinde bir anlamı yok bence. Ama tabii ki bu işin bir de hobi boyutu var ve sahip olduğumuz ürünleri değiştirmek, modifiye etmek de kişisel bir zevk olabilir. Dolayısıyla bunu yapmak isteyenleri de gayet anlıyorum. Ama göz atmanızı öneririm, enteresan bir ürün olmuş. Bahsedeceğim son haberde dün pazar günü izlediğim bir kısa filmden size de bahsetmek istiyorum. Corridor Digital, mutlaka yani duymuşsunuzdur adını. Özel efektler konusunda çok yaratıcı işler yapan bir YouTube kanalı. Çok eski, çok köklü bir kanal. Son yayınladıkları videoda DJI'nin yeni bir drone'undaki bir özelliği kullanmışlar. Hangi özellik bu? Bu robotik armlar gibi, robot kolları gibi aynı hareketi neredeyse kusursuz bir şekilde tekrar tekrar yapabilmesi. Ve bunu kullanarak hareketli çekimlerde maskelemeleri kullanarak aynı kişileri farklı yerlerde göstermek ki bunu hareketli bir çekimde yapmak mümkün olmuş. Onun da linkini bırakıyorum. Hem videonun kendisi hem de kamera arkası oldukça ilginç, göz atmanızı öneririm. Benden bu bölümlük bu kadardı. Sizin haberlerle ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin, unutmayın. Onun için de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da katıl butonuna tıklamayı lütfen düşünün. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalın.